Merhaba arkadaşlar. Size şimdi bu Accor yazım programı Ireal Pro'yu anlatacağım. Nasıl çalıştığına dair. Çok kolay bir program. İstediğiniz her zamanda akorları yazabiliyorsunuz. Şimdi nasıl yeni bir proje açılıyor onu anlatayım size. Buradaki kalem resmine tıklayarak bir liste çıkıyor. En başta Edit Song. Bu Edit Song daha önce yazmış olduğunuz şarkıları düzenlemek için. Yeniden şeyler yapmak için. Duplicate, aynı dosyayı çoğaltmak için iki tane yapıyor. Blank, sıfır bir dosya açıyor. Yani hiçbir şey yazmıyor, bembeyaz bir sayfa. 32 mezur dediği de A, A, B, A yazıyor. Orada A bölümü, B bölümü diye bölümlü bir şekilde size 32 ölçü bir sayfa açıyor. Onun altındaki de aynı şekilde A, B, A, C bölümü diye 3 bölümlü bir sayfa açıyor. 48 ölçü de 48 ölçü yani mezur 48 ölçü bir sayfa açıyor. 96 da aynı şekilde yani. Hiçbir farkı yok. O yüzden biz şimdi sıfır bir sayfa açalım. Yani blank yapalım. Şimdi basalım buna. Şimdi gördüğünüz gibi sıfır bir sayfa açıldı. Başlıkla filan her şey sıfır. Şurada gördüğünüz de editör bölümünde de bütün her şeyi oradan yapacağız. Şimdi bu ilk önce kaç zamanlı bir şarkı yazacaksak Time Signature bölümünden biz 4 dörtlük yazalım. 4 dörtlük olsun. Gördüğünüz gibi burada 4 dörtlüğü seçti. Şimdi buraya ilk başta akor yazacağız. Ama siz akorların nasıl yazıldığını bilmiyorsanız bu editör bölümündeki şu kutucuya bastığınızda hangi akoru basmak istiyorsanız onu seçeceksiniz. Şimdi La'yı seçelim. Ve ne basacağınızı bilmiyorsunuz. Yine bir daha tekrar oraya bastığınızda tüm akorları sizin önünüze sunuyor bu liste. İşte burada bakın neler var. Yani her şey bir sürü akor var. Ha, biliyorsanız kendiniz buraya kendiniz yazıyorsunuz. Mesela şimdi La minör 7'li yazalım. Direkt gördüğünüz gibi sayfada La minör 7'li oldu. Bu şekilde. Bunu backspace'e bastığınızda silebiliyorsunuz. Ve tekrar kendiniz 4 dörtlüğü seçtik. Yine ölçü başımızı koyduk. Bu sefer yine bastık oraya ve akorumuzu yazıyoruz. La minör yazdık. Şimdi 4 dörtlük olduğu için 4 tane boşluk bırakıyorum. Ve ölçü çizgimi koyuyorum. Gördüğünüz gibi o bölümde. Sonra ikinci ölçüye la minör yazdığımız için la minörün içereceği akor ne olabilir? Re minör olur. O yüzden biz DM yani re minör yazalım. Yine 4 tane boşluk bıraktık. Yani re minörün kendisiyle birlikte. Yine ölçü çizgimizi koyduk. Sonra fa majör olur. Fa majörü koyduk. Yine tekrar boşluğumuzu bıraktık. Yine ölçümüzü koyduk. En son da la minörle bitirelim. Yine tekrar la minör yazalım. Ve ölçümüzü kapatalım. Aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi buradan A bölümü, C bölümü, işte istediğiniz her şeyi koyabiliyorsunuz. İşte A bölümü şu, intro bölümü bu gibi. Buradan dolap işaretleri, title bölümünden projenin başlığı, text bölümünden yazdığınız akorların altına sözleri yazabilirsiniz. Başlığı yazdık. İşte bestecisi kim ya da siz kendi adınızı yazmak istiyorsanız. Şimdi biz buraya Müzik of İstanbul yazalım. Altında da stillerinizi seçebilirsiniz. Bir sürü stil var gördüğünüz gibi. Yani Türk müziğinden tutun da rock, pop, blues, disco her şeyi var. Funk. Yani siz bunu hangi tarzda çalacağınızı belli ediyorsunuz bunu seçtiğiniz zaman. Yani bir müzisyenin önüne koyduğunuz zaman işte swing çal dediğinde adam bu akorları swing ritminde çalar. Ya da tango çal dediğinde tango ritminde çalar. Pop çal dediğinde de pop gibi çalar. Yani o nasıl çalınacağını belli eder. Pop seçtik şimdi. Burada projemizin hangi tonda olduğunu seçiyoruz. Biz ne yaptık? La minör yaptık ve set dedik. Projemiz la minörde ve bunu kaydettik. Kapattığımızda da artık proje, bakın deneme akor olarak önümüzde. Gördüğünüz gibi. Sol tarafta listede, burada da gördüğünüz gibi
projemiz burada. Şimdi bu projenin içerisinde nasıl görüneceğini seçmek de sizin elinizde. İster böyle yazı olarak, isterseniz gitar tab olarak gördüğünüz gibi. İsterseniz piyanoda nasıl basılacağını göstererek. Sadece sağ el gösteriyor şu an. Hem sağ el hem sol el gösteriyor şu an. Ve ukulele de nasıl basılacağını gösteriyor. Yani gerçekten hiç bilmeyen biri buradan gitar bile öğrenebilir. İşte farklı farklı yazı modelleri falan filan. Biz yine klasiğe basalım ve normal bir şekilde görünsün. Gördüğünüz gibi. Yani bu gördüğünüz gibi daha önce yazdığım şeyler. Bir sürü akor. Yani bölümleri gördünüz işte. Nasıl yapıldığını. Yani çok basit bir şekilde istediğiniz her şarkının akorunu yazıp çıktısını alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir de alt bölümde stil seçtiğiniz bölüm. Play'e bastığınızda yazdığınız akoru seçiyor, çalıyor. Buradan tonları değiştiriyorsunuz. Metronom, kaç tekrar olması gerektiği. Ve işte bu stil demiştim biraz önce. Oradan stil değiştiriyorsunuz. Bu mikser bölümünden de hangi enstrümanlar çalsın onu seçiyorsunuz. Bu practice bölümünden her ölçüde ne kadar hızlanması gerektiği. Altındaki key bölümünden her ölçü sonrası kaç ses transpoze, modülasyon yapacağı. Chord bölümünden de gitar çalıyorsanız gitar library'sine girip bütün akorları nasıl basılacağını gösteren bir kütüphane diyelim. Bütün akorların nasıl basılacağını, mesela La dim akoru nasıl basılır, bakın her çeşidini gösteriyor. Bu şekilde bilmediğiniz akorları da bu bölümden öğrenebilirsiniz. İşte arkadaşlar, yani çok kullanışlı, çok güzel bir program. Herkese tavsiye ederim. Ben bu programı kullanıyorum ve çok memnunum. Size de tavsiye ederim. Görüşmek üzere.